Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Eray. Age of History 2 Macaristan serimizin artık yeni mi, final mi, bunu ben tam çözebilmiş değilim. Şimdi önceki bölüm ne yapmıştık? Kendimiz bir dörtlü ittifak kurmuştuk. Ve bu ittifaklar içinde şöyle göstereyim. Portekiz, Hollanda, Japonya ve İngiltere koskoca bir beşli ittifak kurduk ki aldığımız devletler gördüğünüz gibi 1,5 milyon 2.7 milyon Portekiz bir tık zayıf 700 bin Japonya 2 milyon. Şimdi şöyle bir ben normalde Sovyet Savaşı'na hazırlanacaktım. Şöyle bir şey aklıma geldi. Bunlar Venezuela, zaten biz Sovyet Savaşı'na hazırlanacaktık ama Amerika'ya savaş açacaktık. Çünkü tek kötü ilişkimiz olan Amerika, gördüğünüz gibi. Şimdi bizim Amerika'ya karşı bir savaş ilanında bulunmamız gerekecek ki Birleşik Krallık olsun, Portekiz olsun, Japonya olsun, zaten bir Hollanda ile ilişkisi, biz de Hollanda ile ilişkilerimizi iyi tutarız, o da ayrı bir şey. Şimdi bizim hedefimiz, eğer Venezuela savaşı bitmezse biz de Venezuela'ya artık müdahalede bulunacağız ve savaşı direkt bitireceğiz. Böylelikle 1-2 ay boyunca müttefiklerimizin toparlanmasını bekleyeceğiz. Toparlanmasını bekledikten sonra Amerika'ya savaş açıp en azından ekonomi topraklarını kendimize katmayı planlıyoruz. San Juan ve Miami'de ekonomi toprakları var. Meksika'da da vardı. Meksika'yı Meksika aldı. Daha şöyle Meksiko mu diyelim? Meksiko diyelim. Şimdi San Juan bir ada olduğu için 700 binlik bir ekonomisi şu an boşta. Yani bu ekonomiyi aldığımız zaman en azından küçük, hatta küçük demeyelim de orta düşük çapta bir ekonomi ve gelir azalması olacak Amerika'nın tarafından. Evet arkadaşlar, bu videonun devamı bayağı bir 2-3 saat sonra çekiliyor. Valla bir şeyler oldu. Çok da umursamamak gerek. Neyse. Şimdi ben ne anlatıyordum? Evet arkadaşlar, bu video, yani videonun devamı 2-3 saat sonra çekiliyor. Niye diye sormayın. Şimdi biz ne yapacaktık? Amerika'ya karşı bir savaş ilanında bulunacaktık. Ama Amerika'ya karşı savaş ilan etmek için ilk başta bizim müttefiklerimizin düşmanı olan Venezuela ile ilgilenmemiz gerekecek. Çünkü bizim müttefiklerimize sadece kayıp yaşatıyor gördüğünüz gibi. Ve biz bu kaybı, özellikle Birleşik Krallık üzerinde biz bu kaybı bir şekilde önlemeye çalışacağız. Şimdi biz de artık bir müdahalemizi ortaya koyacağımız için, bu arada final bölümünden önceki bölüm olabilir, sonraki bölüm olabilir. Bu tamamen bize kalmış bir şey. Evet. Barışlarınızı kabul etmeyeceğiz. Zaten burada da 30 binlik ordum duruyormuş. Çin mi bize savaş ilan etti? Saldırabilirim aslında da gerek yok ya. Danzig. Güzel. Danzig savaşı ilan etmiş. Bu da Norveç olması lazım. Tam Norveç'i yolla barış. Danzig'i de alalım. O da arada çıksın. Güzel. Biz barış. Ha, doğru. Biz savaş ilan etmediğimiz için bizim işimiz böylelikle aynen daha kolay ve rahat bir şekilde bitti. Zaten onlar savaşı ilan etmeseydi biz savaş ilan edecektik. Bizim için de garip olmuş oldu. Norveç. Daha deminki Norveç değil miydi ya? He? Neden 2 tane Norveç var ya? Neyse, çok da önemli değil bizim açımızdan. Şimdi savaşta 200 müttefiklerden zaten ayrıca biri, biz 200 yiyoruz ki. Neyse, diğerleri önemli değil. Neyse, hatta dur, o gözüme çarptı. O gözüme çarpmasaydı keşke. Şimdi nerede? Burada. Aynen öyle. Şu asimilasyonları bir tamamlasak ya. O da arada gitti ama olsun. Şimdi nerede? Bakalım şöyle bir 62.500. Artık tabi Birleşik Krallık şeyler de geldiği için Hacı, yalnız sen sadece Birleşik Krallığın şeyi olduğu için sana yardım edeceğiz bu arada. Orada bir devlet kurulmasına izin vermeyeceğiz. Aslında izin verebilirdik ama ilişkilerimizi iyileştirmemiz lazım. Zaten bunlarla beraber Birleşik Krallık'la ilişkimiz arttı. Gördüğünüz gibi. Tamam, ordularımızı çekelim. Güzel. Güney Afrika'nın da çıkarmasıyla beraber. İrlanda Krallığı. Olur. Nerede İrlanda Krallığı? Ben direkt çökerteyim onu. Burada. Klasik zaten. Nerede olacak başka? Olur. 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 Tabii ki de geçiş izni vermiyorum. Tamam. İrlanda'nın ekonomi toprağı Dublin ve Mullingar. Yani yan yana. Direkt çıkalım. Güzel. Tamam. Bu kadar kolay rahatça çıkabilmemiz bir tık anormal ama olsun. Hemen fırsattan istifade toprak alacaklardı. Bak bak bak. Yalnız bak, böyle tarz çıkarmalar olmuyor ha. Kayboluyor, haberiniz olsun. Güzel. İrlanda'nın 700 binlik ekonomisini kendimize kattık. Hatta bununla birlikte Birleşik Krallık toprağını da kendimize katalım. Bir şey olmaz. Sonuçta toprakları biz kurtardık. Norveç. Kabul. 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 Evet. Video dışı Norveç ne ya? Norveç'e de savaşı ilan ettik. İlişkilerimizin güzelleşmesi adına, fakat ordumuz yok oldu, evet. Böyle bir etken de var. Bir acilen ordular çekilirse güzel olur diyecektim. Zaten ilişkilerimiz aynen öyle. Her birisiyle kabul ettiğimiz için her savaşı, hemen hemen her savaşı, başka Hollanda'da vardı. Evet, Hollanda'yla da ilişki planlanmış, güzel. Her birine savaş, dediğim gibi biz müttefik olduğumuz için gelen geçen her devlete savaş ilan etti ki bunu savaş ilan eden de muhtemelen Norveç. Norveç'e kafayı mı yedin? Sen böyle bir koalisyon ana karşı nasıl savaşabiliyorsun ya? Bana bir anlatır mısın lütfen? Lütfen. Hollanda'nın o leech toprakları da benim gözüme batıyor ama neyse. Şimdilik oraya kale dikkate almayacağız. Şimdilik amacımız şu. Ordu biriktirip Amerika'ya karşı ikinci bir savaş. Neden? Çünkü şu an Japonya ile savaşta. Direkt şöyle bitirebiliyor muyuz? Bitirebiliyoruz. O zaman yeni bir savaşa hazırlansanıza. Japonya ile savaşta mı? Güzel. Demek ki o zaman bir Filipinleri bir kurtaralım. Yani Filipinlerden bir kurtaralım Japonya'yı. Gerçi ondan dolayı savaşta. O zaman savaşa hazırlanın diyeceğiz. Portekiz, Birleşik Krallık ve hepsini bir 10 turluk şeye karşı, ne derler, Amerika'ya karşı bir savaşa iteceğiz. Sadece bizde değil, müttefiğimizle de savaşta çünkü. Bununla beraber en azından Amerika bir tık da olsa zorlanacaktır. Tamam, Amerika direkt bizde barış ilanına yöneldi. Kabul etmiyoruz. Hayır tabii ki de. Yalnız sen sadece bizde savaşta değilsin. Bizde savaştasın değil mi? Aynen öyle. Hayır. Tamam. Şu an senin bir iki toprağına çıkarma attığımız zaman işimiz daha da kolaylaşacak. Hayır. 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 Lan. Ne oldu? Hayır. 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 Ordumuz artık gelebilir mi? Lütfen. Hayır. Hayır. Ama hadi artık. Amacım zaten birkaç tur zarar vermek. Hadi artık be. Ana, gelmekte bu kadar zorlanamazsınız ya. Nerede bizim ordumuz? Tamam. Neresiydi? Lan San Juan'mış. Şuraya doğru çıkarma atabiliyor muyuz? Neden atamayalım? Kim toprağı ya? Nasıl Amerika lan? Oğlum biz Amerika ile nasıl müttefiyiz? Ben Amerika'dan nasıl geçebiliyorum ya? A doğru, savaş açtık çünkü. Finlandiya. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Böyle bir toprağına girebilir miyim? Lan artık sal beni, savaş ilan ediyorum sana. Topraklarına giriyorum, ona rağmen bana barış ilanı yolluyorsun ya. Tamam. Büyük ekonomiden ettik seni. Hayır. Şimdi bu toprak Amerika değil mi ya? Fransa'ymış. Şu Amerika bir şey toprak. Lan yeter artık, yollama ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Arkadaşlar, şöyle bir adamın toprağına 25.000'lik bir çıkarma atabilir miyiz? Sürekli bize barış ilanı yollamasın. Gidene kadar ne ya? Gidene kadar ordumuz eridi ama neyse. Yo, erimemiş. 25.000'likle çıkarma atabilir miyiz? Teşekkür ederim. Artık barış da yollamasın yani. Güzel. Amacımız barış ilan etmesini, sürekli barış ilan etmesini engellemek. Hayır. Bak 1500 adamla giriyorum. Artık bana barış ilanı yollama. Sen bir Birleşik Kral... İyi peki. Madem öyle. Nerede bu? Hadi bakalım. Madem o kadar kabul etmeyi seviyorsun. Yok. Bütün toprakları ben alıyorum. Kimseye de bir gram. Gerçi İngiltere toprağını İngiltere'ye verelim. O ayrı. İngiltere topraklarını İngiltere'ye vereceğiz. Asiler burada. Avustralya burada. Tamam. Ama yalnız tamam. Böyle daha iyi. Bir de şu top. Güzel güzel güzel. Kabul et bakalım. Aynen öyle. Sürekli barış ilanı yollarsan böyle ekonomi toprağını senden alırım. Tabii daha savaşımız olacak. Şu an bizi rahatsız ediyor. Bizim amacımız direkt bitirmek ki Meksika bu saatten sonra en azından küçük de olsa toparlayabilecek kabiliyeti var. Artı biz de yardım gönderelim. Aynen öyle. Bir yerden sonra ilerleyecektir. Çünkü kendisinin ekonomi toprağını da alacağız. Şu var. Filipinlere savaş açacağız. Direkt Japonya yardımı. Gerçi Japonya da barışı kabul etmiştir o zaman. Aynen öyle. Şu an sadece Meksika ile savaşta. Ama biz Filipinlere kadar yöneleceğiz. Nerede Filipin? Filipin toprağını alacağız. Yarısını bize, yarısını... Aa, Japonya çekmiş bile toprakları. Aa, güzel. Yani Filipinlerle ilgili hiçbir şey kalmadı şu an. Dur, şuradan. Aynen. Tamam. Lan Filipinlerin burada ne işi var? Güzel. Vassalını yok ettik. Aslında sürekli yollamasa işte biz daha kolay bir şekilde alacağız da, yalnız sen benimle niye ilişkini sürekli kötüleştiriyorsun? Bak diğer devletlerde az da olsa ilişkim iyi. Sen benimle neden ilişkini kötüleştiriyorsun ki? İlişkini kötüleştirmede bir amaç yok. Ne güzel savaş kazanmışız. Ne güzel toprak kaybetmiş. Fransa diyecektim ya. Amerika. Seferde de Almanya diyecektim. Yani ne güzel toprak kaybetmiş. Bize zarardan çok bayağı bir yararı var yani. Bunu düşünebilmemiz lazım. Ki kendisi artık... Allah'ım yarabbim, siz kaçınıyorsunuz galiba ya. Marmara yollamayacağım. Ona savaşacağım. Bana savaş ilan edenleri yememiz lazım. Onlara bu cesareti vermememiz lazım. Nerede? Marmara burada olması lazım. Aynen burada. Allah'ım, 27.000 orada. Ah. Hadi bakalım, gel aç şimdi. Hadi gel. Brezilya. Brezilya niye savaş ilan ediyor ya? Hadi oradan. Çin mi? Çin sen ben. Çin değil ya bu, Moğolistan. Lan Moğolistan demek eşittir şey demek. Heh. Son anda engelledik var ya. Moğolistan eşittir şey. Ne derler ona? Sovyetlerle şu an savaşacak durumda değilim. Ya durumdayım da. Orduyu bas, yönet. O çok sıkıntı bir şey şu an. Bizim şu an onu yapamayacak durumdayız. Amerika'ya komple bir asimilasyon işlemine girişelim. Artı paramızla şöyle nüfus olarak bir artıya geçirelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar, benim burada bir 400.000'lik ordum var. Sizden de bir yardım istiyorum. Tekrar bir Amerika savaşı için. Ne yapacağız? Zaten Amerika'dan bir haylice toprak almışız. Zaten buradan da toprak almışız. Şurada adalardan, Miami'den gireceğiz. Gerçi benim o 200.000'lik orduyu da buraya getirsem aslında. Aynen öyle. Buradan topluca 500 bin orduyla girelim. Meksika'nın bu toprak... Yalnız Meksika niye güçlendi? Meksika'ya yardım yapalım bakalım. Asileri mi destekliyor? Sen barış yapmışsın. Neden barış yaptın ki? Gel bize. Aynen öyle. Sen de gel bize. Toparlan bakalım sen. Toparlan bakayım. Kendine gel. Biz sana bir yardım yapalım. Biraz ben bir yardım yapayım. Biz değil. Şu koca şeylere ben yardım yapıyorum. Güzel. Artık bir savaşa daha hazırız. Gerçi senin bir... Hah, iyi bitmiş. Şimdi savaşa hazırlan. Gel 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 gel. Bütün herkes savaşa hazırlanacak. Yollayamadık. Şunu bir kapatır mısın? Tamam. Güzel. Sadece benimle savaştasın şu anlık. O yüzden direkt Miami'ye girip şu toprağını bir çekelim. Evet, şu an bütün devletlerle savaştasın. Güzel. Kanada ile neden savaşta değilsin? Çünkü Kanada şeyin değil. Bunun basılı. Evet. Neyse, çok da önemli değil. Odadakini de Japonya çeker. Biz de buradan rahat rahat gireriz. Şu an benim amacım şu, en azından şurada bir hat oluşturup bu hattı elimizden geldiği kadar korumak. Tabii Miami'yi falan alırlarsa nereye koruyorum? Şimdi buraya bir gözetleme kulesi, kale. Artı nüfus. Aynı şekilde. Dur, yanlış yer. Direkt. Gerçi dibimizde de ya. O kadar uğraşmama gerek yok. Şu an şeylere, Meksikalılara falan geçiş izni veriyoruz yani. Çıkarma atmamaları için. Yani burada çıkarma atmaya uğraşacaklarına direkt benim topraktan yürüyebilecekler. Anlaşılacağı üzere. Üstelik şöyle 15.000. 25.000. Gerçi hiç böyle bir şey yapmama da gerek kalmayabilir. Çünkü burada çıkarma atarak zaten onlara yeterince zararı vereceğiz. Ama böyle olmasın. Tamam. Şimdi bir yerden ilerlemeyi deneyelim bakalım. Bizi ne tür bir şeyler karşılayacak? Bakalım. Parça parça Amerika'yı böleceğiz bu arada. Yani Amerika'ya her yerden saldıracağız. Karşılık vermesini bekliyoruz tabii ki de. En azından ordusunu ölçmüş oluruz. Yani peki bizim Birleşik Krallığın sadece parça parça ordu getirmesi, yani çok bir ordu getirememesi, o da ayrı bir şey tabii ki de. Şu an alamaması gayet doğal. Çünkü kendisi bir savaş verdi. Meksika'yla. Yani çok da fazla bir tutunacak dalı olacağını zannetmiyorum. Belki bizim de bir tutunacak dalımız yoktur da, gerçi yok ya. Biz kendi kendimize yetiyoruz. Güzel. Hadi bakalım, Washington'a kadar gidiyoruz. Valla bayağı bildiğim böyle gidiyoruz yani. Merak etme, oraya gittiğin anda ordunu çökecek. Japonya şurayı alsam mı artık? Hani yoksa ben şurada Şurada küçük çaplı bir ordu kurayım ya. Şu çaplı orduya bak. Tek bir yerde 32.000 ordu bastık. Gerçi burada 112.000 de. Gerçi 112.000 varmış. Evet, burada basmayalım. Burada basabiliriz ama. Tamam. Orada kalsın, oradakiyle 200.000'lik yeri alacağız. Diğer ekonomi yeri neresi? Hilo. O senin Pasifik'te ne işin var ya? Neyse. Japonya'da geldiği için zaten bir tık daha rahatladık. Ama yalnız o 200.000'lik yeri alırsan, hani tekrardan söylüyorum bak. Hani 200.000'lik yeri alırsan daha da işimiz kolaylaşır ya hani. Ekonomisi çökmüş olur ya hani. Sayın Japonya, bizi ne uğraştırıyorsun ya? Adam 10 adamla gelmiş toprak alıyor, sonra diyecek ben senden daha fazla toprak aldım, bana laf atacak ya. Bu cepheyi bir tık da... Aha, güzel. Onu gördüğümüz iyi oldu. Şu cepheye orduyu çek şöyle. Tamam. Aynı şekilde. Bunu şöyle yolla. Tamam. Bizim buradaki ordularımız da gelmiştir. Şimdi nerede? Hatta bu orduları şöyle tek tek yönlendirsek. Böyle parça yapacağımıza. Dur aman diyeyim bak ha. Yanlışla tur oynatıyorduk. Şöyle en başta en büyük ordu olaraktan. Arkasına 12.000 ordu olaraktan. Ve siz şöyle bir birleşin. Siz de Pasifik'teki şey yollayacağız. Washington iyi koruyor yalnız ha. Kaçtır giremiyoruz. Valla Washington iyi koruyor. O kadar gitmenize gerek yok be. Şöyle bir liman yapsam şuraya. Siz de bir toplansanız. Hani o kadar şey yapmaya gerek yok. Buradan zaten saldıramayacak. O yüzden orduyu buraya naklediyorum. Birazcık daha şöyle taktiksel saldırı yapacağız. Burası gitti. Tamam güzel. Dediğim gibi o ekonomi yerini acilen almamız lazım. Güzel. Dur saldırma. Nereye gidiyorsun? Tam buradan böldük. Artık şurayı şöyle çıkıp bitirebiliriz. Buradan 15.000'lik çıkarmayla Atlantik şehrine çıkarma atabiliriz. Buradan geçebiliyor muyuz? Geçebiliyormuşuz. Tamam güzel. Buradan da aynı şekilde çıkarma şeyimizi atalım. Şimdi şu an sadece turu oynatmak kalacak. Ama onu da sonraki bölüm Amerika'yı tamamen tuzla buz edeceğiz. Ki zaten şu iki toprağını da aldığımız anda geriye kaldı. Kaç bin ekonomi? Zaten 300.000 ekonomisi, 400.000 ekonomisi kalıyor. O zaman da ordu basamayacak hale geliyor. Şu Kanada'yı da bir çağırsak savaşı aslında. Kanada'yı da çağıralım. Belli bir bayağı bir kaç 1,5 milyon dukat karşılığında gelsin o da savaşa. Yani 1,5 milyon az değil. Dolar mı diyelim, ne diyelim biz buna da onu da bilmiyorum ama 1,5 milyon dolar karşılığında TL olamaz bir kere, onu bir geç. 1,5 milyon dolar karşılığında Amerika'yı kendi parasıyla vurduk resmen. Öyle de diyebiliriz şahsen. Tamam. Kabul etti mi bu arada? Kabul etti, evet. Turumuzu oynatalım. Bir an farkındaysanız bölümü bitirecektim de Kanada'ya da savaşı sokunca belki dedim savaş kısalır. Ama hiç öyle bir şey olmadı şu an. Savaş daha da uzayacak. Çünkü neden? Toprak boşladık. Yani toprak verdik. Klasik zaten biz. Şaşırmadığımız üzere. Şöyle ordunun hepsini bir geriye çeksene. Zaten burada 21.000'lik bir şey var. Buraya da aynı şekilde. Bak buraya atlamışız. Ayrıca şuraya 3.000'lik çıkarma. Tamam. Bir tık daha böyle rahatlayacağız. Buradaki orduların hepsini artık Miami'den falan çıkartıp buradaki ordularımızda kullanabilmemiz lazım. Biliyorduk. Tam da tahmin ettiğimiz gibi yaşandı. Dediğimiz gibi tam tahmin ettiğimiz gibi yaşandığı için sıkıntı yok. Şuradan bölerek gidelim. Tamam. Kanada'da olduğu için şu an daha rahat alabiliriz bu arada ya. Aynen. Kanada'da toprak alıyor. Tam buradan buraya niye öyle gittin? Tamam. Tamam. Hadi be Kanada, sen de bitirirsin artık ya. Zorlama. Bak adamın %80'ini aldık. Aa ekonomi toprağa gitti. Yo burada. Hilo mu gitti? Yo ikisi de. Yalnız bu ikisini aldığımız zaman gidecek ha. Bizim 30.000'lik ordu da geliyor. Nerede bizim bu ordu? Buradaki ordu şu Hilo'ya gelsin. Geç oraya 980'lik bir Amerika ordusu gidiyor da Amerika ordusu oraya ne yapacak? Aa burası. Lan oğlum. Gel. Şurada olması lazım. Aynen öyle. Tamam. Güzel. Şu an sadece turu oynatmakta korkuyorum. Bizimkiler geri kaçabilme olasılığı olabileceği için. Konuşamadım lan. Tamam, şu saatten sonra olamaz. Evet. Ekonomi toprağını da aldık. Amerika çöktü arkadaşlar. Evet, Amerika çöktü. Bunu rahatça bir şekilde söyleyebilirim. Amerika çöktü. Daha Hilo'ya gidecek ordularımız var. Daha Hilo'ya gidecek ordularımızı saymadık yani şu an. Ekonomisine bakacak olursanız ve toprak bütünlüğüne bakacak olursanız ve Hilo'ya da gidecek orduya bakacak olursanız ve ordu çıkmayacağına görecek olursanız artık bizlik bir şey kalmadı. Biz elimizden geleni yaptık. Aynen öyle. Kanada'yı da toparladık. 90 oldu. Nerede toprağı kaldı? Şurada toprağı var. Senin oralarda toprağın ne arıyor ya? Güzel. Hilo da düştü. Ha, bak burada da bir tane toprağı varmış. 28.000 ekonomi. Amerika'yı artık hiç kimse hiçbir şekilde kurtaramaz. Amerika artık kendisi dahi kurtaramaz. Aynen öyle. Sadece oyalıyor şu an. Yalnız bak açılıyor bak ha. Açılıyor bak ha, o açılmasın. Heh, güzel. Güzel. Aferin. 2-3 toprağı 10 saatte alıyorsunuz ya. Güzel. Oha oha, bu olmaz. Yok 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 yok. Şimdilik bu savaşı reddetmem lazım. Sonradan gireceğim tabii ki de savaşı. Bu bölümü burada bitirelim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.